Merhaba sevgili teraziler. Selamlar sevgili teraziler. Nasılsınız? İyi misiniz? Birinci Okul Astroloji Haber Merkezi'nden Şubat ayı astrolojik çok güzel yeni ay programına hoş geldiniz. Birinci Okul'un astrologları Demet Baltacı ve ben sizlerle birlikteyim Oğuzhan Ceyhan. Evet Demet, sen evet. Bir terazi olarak sen anlat bakalım neler başına gelecek? Evet sevgili teraziler, aslında Şubat ayı güzel, teraziler için güzel bir yeni ay olduğunu söyleyebilirim. Kova burcundaki yeni ay terazi burçlarının 5. evinde doğacağı için sosyal hayatlarını hareketlendirebilir bu ay. Yeni ilişkiler, tanışmalar olabilir, aşk, romantizm daha fazla gündemde olabilir. Bunun yanı sıra çocuklarla ilgili gelişmeler, belki bir hamilelik, bir doğum olabilir, yaratıcılıkla ilgili konular daha fazla gündemde olabilir. Şanslı bir yeni ay çünkü 5. ev yeni ayları şans getiren yeni aylardır. Ve Uranüs'ten destekle. Evet, Uranüs'ten destek aldığı için, Uranüs'te karşıt evlerinde olduğu için belki eşinden, belki ortağından veya yakın bir arkadaştan destek gelebileceğini de gösterir. Sürpriz bir teklif. Evlenme teklifi evet, alabilir. İş ortaklığı teklifi alabilir. Ortaklık teklifi olabilir. Sürpriz bir hamilelik. Eşin yapacağı bir sürpriz olabilir. Eşin yapacağı, iş ortağının yapacağı bir sürpriz olabilir. Yani terazi burcu için çok iyi bir dönem. Çocuklarınla ilgili demek. Evet. Güzel haberler alacaksın ufaklıklarla ilgili. Bunun yanında 7. evden gelen sürpriz ortaklık teklifleriyle karşılaşacaksın. Güneş Uranüs arasında ilginç gelişmeler olacak. Bir de arkasından baktığımızda diğer gezegenlerin pozisyonu da iyi. Artık terazi burcunun yöneticisi Venüs retro da değil. Evet, ileri harekette. Retro bitiyor 31 Ocak'ta. Artık teraziler rahatlayacak. Birikmiş konular da gündeme gelebiliyor. Yani Ocak ayında edilmemiş bir terfi de terazi burcuna ön plana çıkartabiliyor. Uluslararası anlamda kendi ismini duyurabilecek fırsatlarla da karşılaşabiliyor. Böyle de bir nokta var. Bir de 15 Şubat'ta Aslan Burcu'nda bir dolunay var. Ona ne diyorsun? Aslan Burcu dolunayı da teraziler için yine işleriyle ilgili yeni projeler veya uğraştıkları projelerde bazı sonuçların gelebileceğini gösterebilir. Dilek evidir. Belki bir hayali gerçekleşecek. Daha önceden niyetlendiği bir şey olacak. Bunun yanı sıra yine sosyal hayatın canlanabileceğini, arkadaşlıkların olabileceğini. Kalabalık ortamlara gelecek. Bazı, yani sevgililer günü haftası. Evet. Teklifler alacak. Evet. Evlenme teklifi alacak. Genç terazi burçları, üniversite çağrılarında olanlar yani 21 ile 30 yaş ilk Satürn döngüsünü yaşamamış kişilerin pek çoğu gerçeği söylemek gerekirse burada bazı değerlerle karşılaşacaklar. Çünkü Satürn ile burada baktığımızda artık daha uyumlu bir konumda terazi burcu. Dolunay fazında Mars üçgen, evet Satürn Dolunay fazında kare ama aslında yaşça büyük ve olgun teklifler de alabilirler. Yani ciddi ciddi evlenme teklifleri alabilirler. Veya uzun vadeli işler, kendileri uzun vadeli gelir getirebilecek bazı iş projeleri olabileceği gibi kendileri toplum önünde ortaya çıkmak da söz konusu. Tabii ki. 11. ev çünkü. Çocuk kararı da verebiliyor. Sözleşmeli ve anlaşmalı bir birlikteliği de ön plana çıkartabiliyor. Bu kariyerinin haricinde küçük seyahatleri de sebebiyet veriyor. Yani tabii ki doğum haritanızı bilemiyoruz. Yani genel bir doğum haritasına baktırmak lazım. O doğum haritasına genel olarak bakıldığında buna benzeyen değerlerin de çok ön plana çıkacağını gösteriyor. Merkür retrosu var bu ara. Bu ay önemli bir gezegen hareketi. 6 Şubat'ta Merkür retrosu Balık burcunda başlayacak. Daha sonra 13 Şubat'ta Kova burcuna geçecek. Teraziler için bu ilk başta iş hayatları, günlük rutinlerini veya sağlıkları ile ilgili bazı ufak tefek pürüzler oluşturabilir. Küçük sağlık sorunları, ayak ve ayak bilekleri ile ilgili olabilecek sorunlar, tırnaklar, ayak dönmeleri, yüksek topuklu ayakkabı giyiyorsa, işte sevgililer günü haftasında küçük düşmeler, buna benzer sıkıntılar yaratırken arkasından Kova burcuna retroya doğru gidiyor bu Merkür'ün. Kova burcundaki retrosu da işte daha ziyade aşk hayatı, aşk ve birlikteliklerle ilgili eski bir sevgilinin, eski bir dostun. Bazen bunlar şöyle olur çoğunlukla Demet. Öğrencilerimize hep anlatırken burada bir numaralı özelliği bu yapının eski bir lise arkadaşı, eski bir üniversite arkadaşı, uzun yıllar boyunca görmemiş olan bir arkadaşın işte Facebook olur, Twitter olur, sosyal medya olur, bir yerden onu bulabileceğini ki bunu ben kendi çevremde de görüyorum, danışanlarımda da görüyorum bu tip açıları. O zaman da böyle bir
ilişkiye başlayabileceğini. Yani artık bu Merkür'ün Kova burcundaki retroları da çok önemli. Eskiden aşk için kullanmazdık biz bunu ama şimdi eski dostlarda teknolojiyle birleştiriyoruz bunları. Artık teknolojiyle birleştiriyoruz. Ne oluyor? Sosyal medyada ortaya çıkabilen arkadaşlıklar oluyor. Sosyal medyada işte 22 yıl önce görmediği insanla karşılaşıyor. Çocukluk arkadaşı. Evet. Onunla bir aşk ilişkisi soruyor. Yok Uranüs geliyor. 7. evden tak diye evleniyor. İki de çocuğu oluyor gibi gibi olaylara. Yani Uranüsyen yıllar yaşıyoruz. Uranüsyen yıllar, evet. Uranüsyen yıllar yaşıyoruz. Bir de terazinin artık 18 Şubat'tan itibaren drakonik zodyağına dikkat etmesi lazım. Dragon zodyağına. Dragon zodyağı ile ilgili aslında bir açıklama yapacağım. Sonra bir başka video yapacağım. Çünkü drakonik zodyakla ilgili bir kısım Türk astrologlarının yazdığı bazı yazılar gördüm. Bu yazıların çoğu doğru değil. Drakonik zodyak o anlama gelmiyor. Yazılan anlama gelmiyor. O modern drakonik zodyak. Aslında drakonik zodyak çok ezoterik ve orta çağda kullanılan bir ejder zodyağı. Kaderi gösterir. Kadersel astrolojidir. Yani hayatında ne zaman ölebilirsin, ne zaman çocuğun olabilir, ne zaman ev değiştirebilirsin veya kaderinde girebileceğin en yüksek nokta nedir bunu gösterir. Teraziler evet. için öyle bir yıl. Kadersel değişimler var kuzey düğümü terazide. Çünkü artık tutulum dairesi güneş ve ay tutulmaları terazi ve koç grubu üzerinde. Kısacası terazi bu yorumu şu şekilde düşünmelisin. Nisan ayından itibaren bak yıllık yorumları çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Yıllık burç yorumlarını ve detaylı burç yorumlarını da verdik orada. Evet. Dinlenmiyorlar. Ondan sonra vay efendim hocam söylemediniz diyorlar. Hayır söylemişiz 3 ay önce gidip bir tıklayın yani. Evet. Kendi crush oynamak da gelişilmiyor yani. Herkes bir kendi crush'a teçhize takmış. Evet, biraz gelişin. İki kelime öğrenin ya hayatınızla ilgili. Yani kaderde güzel değişimler var. Evet. Kaderde güzel değişimler var. Ama bu değişimleri yakalayabilmek için fırsatı da doğru bir şekilde bileceksin. Şanslı balık ve şanslı kedi hikayesinde birincisi şanslı balık eğer doğru zamanda balığın olduğu gölde balığı beklerse o balığı avlar ve ne olur bu fırsatları değerlendirir. Terazi için böyle bir fırsatlar dönemi. Biraz dinleyin, paylaşın, çevrenizdeki arkadaşlara haber verin. Güzel bir döneme giriyorsunuz. Hadi sevgiler dekanım. Hoşça kalın. Güle güle.